Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün atletizm pistindeyim ve yanımda şampiyon bir sporcumuz ve hocası var. Yiğitcan Celal Hoca. Evet, merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben uzun zamandır sizle video çekmek istiyordum. Bugüneymiş kısmet. Süper. Şimdi bir sürü soru hazırladım. Kırmızı defterimle geldim size. Çok güzel. Bekliyoruz. Bizde bir de onun kapalı siyah defterimiz var antrenmanlar için kullandığımız. Eşdeğer olmuş hemen hemen. Evet, yok zaten hocanızla ben konuşmuştum. Evet. İşte çekeceğim bazı şeyleri, sırları vermem lazım. Evet, şimdi hani tanımayanlar için ben ufak bir özet geçeceğim. Bir kere Yiğitcan lise 2'ye kadar futbol oynamış. Evet. Ve lise 2'den sonra Celal Hoca ile tanışıyor. Evet. Ve atletizm hayatı başlıyor. Aynen öyle. Evet, şimdi peki bundan sonrasını Celal Hoca anlatabilir mi özetleyelim? Tabii. Yiğitcan 17 yaşına kadar futbol altyapısı anlamında bir spor geçmişi vardı. Tabii ki atletizm okulda atletizm yaptığı dönemler oldu ama profesyonel düzey atletizminin altyapısı anlamında değildi. Okul sporları içerisinde yer alan bir eğitim düzeyindeydi. Ve biz tanıştıktan sonra onun bazı özelliklerinin gerçekten uluslararası atletizme çıkabilecek düzeyde olduğunu, o yeteneklere sahip olduğunu gördük, tespit ettik. Ona atletizmle ilgili uluslararası hedefleri olabileceğini, bu noktada da onun bunu yapmak için bir plana, iyi çalışmaya ve o yolda gidebileceği bir ortama ihtiyacı olduğunu söyledik. Evet. Ve bunun üzerine çalışmalara başladık. Yaklaşık 9 yıl civarında birlikte çalışıyoruz. Birçok şampiyonaya, birçok bireysel baraj geçerek uluslararası şampiyonaya katıldık. En sonunda dünya şampiyonası finalinde koşma başarısı gösterdik. Evet, 4x100. Gördük orada Hüseyin evet. Bolt'la. Evet. Aynı ortamda. Aynı ortamda Hüseyin koştuk. Hüseyin Bolt'la aynı ortamda olmak nasıl bir duyguydu? Açıkçası benim şöyle bir şansımız da oldu takım olarak. Tabii ki de Hüseyin Bolt'la her zaman atletizm başladığım günden itibaren tabii ki bir idol olarak gördüğüm birisiydi. Ve sonuçta onunla beraber hem aynı ortamda hem aynı pistte yarışacağımı bilmek öncesinde, yarışmadan önce inanılmaz bir heyecan ve onur duymuştum açıkçası. Ve bizim şansımız Hüseyin Bolt'la aynı otelde konaklanmamız olmamız. Yani yarıştan önce birbirimizi görmüş olmamız, kısa bir sohbet etme fırsatı bulduk. Bu anlamda da aslında şanslı biri olduğumu düşünüyorum. Tabii ki de bizim özellikle bayrak takımıyla dünya şampiyonasına gidebilmek hem Türk tarihi için. Ben şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet ediyorum. Oranın bir evladıyım. Buradan oraya gitmek açıkçası çok bizim için onur ve gurur kaynağı oldu. Evet. Daha sonrasında Dünya Şampiyonası'nda seçmelere girmeden önce takım olarak bir toplantı yaptık ve dedik ki biz gerçekten iyi bir takımız. Burada gerçekten çok iyi ülkeler var. Fakat biz elimizden geleni yapıp, gerekeni yapıp finalde koşabilecek seviyede bir takım olduğumuzu biliyoruz. O gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra gerçekten güzel bir performans ortaya koyduk. Dünya Şampiyonası seçmesinde ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi ikinci derecesini koşarak finale kalma başarısı gösterdik. 7. olarak finale kalma başarısını gösterdik. Ve daha sonunda finalde 7. olarak bitirdik. Bir efsaneyle yarışmak, onunla beraber aynı pistte olmak, onun belki de son yarış olmasının verdiği ayrı bir heyecanı tanıklık etmek, milyonların izlediği, statta binlerin izlediği, televizyonlara başında milyonların izlediği bir organizasyonda yer almak, orada adınızın geçmesi, ülkenizin bayrağını temsil etmek. Tabii ki bunlar her sporcu için, her branşta. Biz de televizyondan seyrederken hakikaten çok gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz. Çok onur duyduk açıkçası. Böyle bir başarının bir parçası olmak için evet çok çalışmıştık. Bunu isteyen birçok da arkadaşımız var. Fakat buna biz nail olduk. Umarım ileriki yıllarda çok daha iyi başarılar elde edip ülkemizi çok daha iyi yerlere getirebiliriz. Tabii ki Hüseyin Bolt'un son yarış olması, onunla beraber aynı pistte olmak benim unutamayacağım anılarımdan bir tanesi oldu. Bunun bir parçası olduğum için de çok mutluyum açıkçası. Evet, süper gerçekten. Yani tahmin edebiliyorum ne kadar büyük heyecan olduğunu. Evet, şimdi çok merak edilen şeylerden bir tanesi. Bir taraftan okulun sürüyor sanırım. Evet. Okulu ve sporu nasıl bir arada götürüyorsun? Açıkçası benim için bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü hem ben yaşadığım topraklarda hem çok yurt dışı kampımızda ve seyahatlerimizde birçok okul ve sporun gerçekten bir bütün olduğunu, dünyada aslında böyle bir şey okul ve spor. Bir bütün olduğunu, bunun beraber yürütebileceği anlamında birçok tecrübe edindik. Biz de hem hocamın söylemiş olduğu ve planlamış olduğu bir hem antrenman programı hem okul programından sonra hem benim ailemin desteğiyle, onların bakış açısıyla beraber okulla antrenmanlarımı özellikle profesyonel anlamda spor gelişimi bunun üzerine kurdum. Çünkü maalesef
her branştan olursa, ne branştan olursanız olsun sporu hayatınız boyunca yapamayacaksınız ve bir yerde bırakmak zorundasınız. Ama fakat geriye dönüp baktığınızda akademik anlamda sizi takip eden, sizi idol olarak gören, sizi örnek gören gençlere bilgi anlamında bir şeyler aktarmanız lazım. Evet, saha gerçekten çok önemli. Performans gerçekten çok önemli. Fakat bunun arkasında bu performansı yapabilmek için, doğrusunu yapabilmek için teorik bilgiye de ihtiyacınız var. Bunları önemli kişilerden, bilgili kişilerden ve özellikle bunu programlanmış bir şekilde elde edip bunları gelecek nesillere aktarmak da aslında bizim bir misyonumuz haline geldi. Şu an için ben yüksek lisans eğitimi görmekteyim. Girin Amerikan Üniversitesi'nde burslu bir şekilde yüksek lisans eğitimi görmekteyim. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndayım. Oradaki hem hocalarımın bilgisi dahilinde zaten benim bu anlamda performans ve bu düzeyde olduğum, hem onların desteğiyle hem okulumun bakış açısıyla beraber gerçekten çok güzel bir ahenk yakaladım diyebilirim açıkçası. Çünkü benim hep hayallerimden bir tanesiyle anlamda da kendimi geliştirip performans anlamında gidebileceğim yere gitmekti. Ben diğer bir konuya da değinmek istiyorum. Özellikle spor yapmak tabii ki de şimdi ailelerde şöyle bir kaygı oluyor. İşte çocuğum veya kızım spor yaparsa bir branşa girerse eğitime gerekli ilgiyi göstermez. Ben buna kesinlikle karşıyım. Çünkü ben lise yıllarında başladım bu spora. Lise 2 yılında başladım. Aslında çok geç başlayan bir sporcuyum. Fakat ben yaptığım başarıların, özellikle atletizm alanında yaptığım başarıların eğitim anlamında birçok katkısını gördüm diyebilirim. Özellikle 2010 yılında ve 2011 yıllarında elde ettiğim başarılardan sonra Amerika'dan birçok burs teklifi aldım. Bunların arasında Harvard Üniversitesi dahil %50 burs olmak üzere birçok üniversiteden teklif aldım. Oradaki dünyadaki tabii şöyle bir sistem var. Sadece bilginin yanında teorik ve yaptığınız belli bir spor branşı olup olmadığını da soruyor. Yani sadece akademik anlamda da değil, kendinizi sosyal anlamda da geliştiriyor musunuz? Yoksa geliştirmiyor musunuz da sorgulayan bir sistem var. Bence de çok doğru bir sistem. Bunun birçok getirileri var. Birçok arkadaşımız, birçok abilerimiz, ablalarımız var ki sporu kullanarak eğitimlerini de gerçekten çok üst düzeyde alıp akademik anlamda bir yere gelmiş insanlar da var. O yüzden ben buradan ailelere seslenmek istiyorum. Kesinlikle çocuklarını sporlardan veya uzak tutmasınlar. Kesinlikle teşvik etsinler. Evet. Çünkü bu sosyal anlamda da hem çevrelerini hem kendi benliklerini, karakterlerini oturtmak anlamında da çok önemli etken olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da kesinlikle doğru planlamayla sporla okul kesinlikle bir arada gidebileceğine inanıyorum. Evet, peki bu sporu yaparken artık senin düzeyinde bir sporcu, hı hı, para kazanabiliyor mu? Tabii ki atletizm branşı diğer sporlarla kıyaslayacak olursak futbol veya basketbol gibi aslında internasyonel bir spor. Fakat para kazancı futbol veya basketbol kadar ki yüksek değil. Tabii ki elit düzeyden veya işte çok profesyonel Usain Bolt'lar, Asafa Powell gibi gerçekten dünya çapında bir atlet olabilirsiniz. Ciddi paralar kazanabiliyorsunuz ama elit düzeyde bir sporcuysanız da geçiminizi sağlayacak kadar ve geleceğinizi kuracak kadar da para kazanabiliyorsunuz. Tabii ki atletizmin şöyle bir getirisi de var. Bireysel spor olduğundan dolayı gerçekten bireysel hazzı çok yüksek. O anlamda kendinizi tatmin etmeniz veya birilerine bir şey ispatlama güdünüz gerçekten burada ön plana çıkıyor. Bu anlamda tabii ki sponsorların desteği çok önemli. Atletizm bireysel bir spor olduğu için, daha kitlesel olmadığı için burada sponsorların desteği çok önemli. Devletlerin desteği çok önemli bu anlamda. Eğer onlar gerekli algıyı, spor politikaları var ise atletizm alanında da gerçekten geçiminizi sağlayacak kadar, geleceğinizi kuracak kadar para kazanabilip gayet de güzel bir şekilde hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Evet, bu arada çok alakasız bir şey soracağım. Survivor'dan teklif geldi mi? Açıkçası gelmedi. Yani şu an gelmedi. Tabii ki ama şu an yani üst düzey performans gösteriyoruz. Şu anda izliyoruz oradakiler. Tabii ki işte Pınar abla olsun, Birsin abla olsun, Nagihan abla olsun. Bunlar aslında bizim hep milli takımla arkadaşlarımız. Beraber birçok yarışa gitti. Tanıdığımız isimler. O yüzden ilgiyle izliyoruz. Tabii ki ileriki senelerde böyle bir şey gelirse neden olmasın diyoruz. Evet. Hocam bu arada Evet. Biz demin antrenmanda konuşurken işte planlamaları nasıl yapıyoruz, nasıl yapıyorsunuz diye sormuştuk. Hı hı. Siz de söylemiştiniz daha realistik oluyoruz diye. Hı hı. Bunu bir açıklar mısınız? Şöyle, şimdi tabii ki bilimsel verileri kullanmak antrenman planının içeriğini ciddi anlamda destekliyor. Biz ilk yıldan hatta ilk günden itibaren Yiğitcan'a ilk testlerini yaptığım basit saha testlerinden itibaren olabildiğince çok bilimsel testleri kullanmaya çalışıyoruz. Her türlü olanağı bu noktada ulaşabileceğimiz her türlü olanağı değerlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla normlar oluşturmak, bir sporcunun yapabileceklerini veya limitlerine ulaşma noktasında bazı değerleri biliyor olmak bilimsel verilere dayanıyor. Biz de bu noktada gereğini yaptığımızı düşünüyoruz. Gerçekçi davranmak dediniz. Gerçekçi davranmak zorundasınız. Çünkü evet, bu bireysel bir spor.
ve ölçülebilir bir spor. Yani sonuç sizin hızlı koşabildiğiniz kadar olacak. Evet. Yani işte siz beğenilen biri olarak birinci sayılmıyoruz. Veya takımın içerisinde popülerseniz o takımın içerisinde yer alacaksınız anlamı taşımıyor. Siz performans olarak yani real değerlere ulaşabildiğiniz için bu spor içerisinde bir noktaya gidebilirsiniz. Dolayısıyla burada ölçülebilir daları kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Biz de bu noktada her türlü değere ulaşmaya çalışıyoruz. Bilimsel verileri kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Yiğitcan, bir 24 saatini düşünelim. 24 saatte sabah kaçta kalkıyorsun ve gün kaçta başlıyor? O 24 saatte ne yapıyorsun? Tabii ki bizim planlamamız kısa vadeli, uzun vadeli olmak ikiye ayrılıyor. Antrenman zaten programına göre bir gün öncesinden. Ben bir gün sonrasının planlarını kendi kafamla kurgulayıp ona göre bir hayat biçimi çiziyorum. Genelde biz kışın antrenmanlarımızı özellikle Kıbrıs'ın ikliminden dolayı sabah yapıyoruz. Açıkçası 11.30 ve 11 civarı yapıyoruz. O yüzden sabah saat 8-8.30 civarı kalkıp kahvaltımı yapmak zorundayım. Daha sonrasında tabii ki şu an Lefkoşa'dayız. Ben Girne'de ikamet kaydediyorum. O yüzden kahvaltımı yaptıktan sonra çantam zaten hazır bulunmuş oluyor bir gece öncesinden. Daha sonra yola çıkıp Lefkoşa'ya geliyorum. Lefkoşa'ya gelişimde yaklaşık 10-10.30 civarı. Buluyor. Burada bir yarım saat geçirip aslında bir rahatlama seansı geçirip daha sonra antrenmana başlıyoruz 11-11.30 gibi. Antrenmanlarımızın süresi yaklaşık 2.5 saat ile 4 saat arası değişebiliyor açıkçası. Daha sonra zaten bu öğlen 2.30-3 civarına tekamül ediyor. Daha sonra öğlen yemeğimi yiyip tekrardan bir yarım saat dinlenme yapıp tekrardan eve gidiyorum. Akşam üzeri saat 5-6'yı buluyor zaten bu eve gidiş süren. Açıkçası ben evde zaman geçirmeyi tercih eden bir sporcuyum. Çünkü gerçekten hem bu düzeyde kalıp çok aslında dışarıyı tercih eden bir sporcu değilim. Çünkü gerçekten çok yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Kimi zaman masaj almak zorundayız. İşte spa sauna kullanmak zorundayız. Tedavilerimiz var. Bunlar zaten süresince yaklaşık akşam seansını buluyor. Daha sonra zaten da başka bir şey de zaman kalmıyor. Yani gerçekten çok yoğun tempo geçiyor. Tabii bunun dışında dediğim, biz az önce de bahsettiğimiz gibi yüksek lisans eğitimde görüyorum. Yüksek lisans derslerinde akşam 5-6 gibi oluyor. Eğer günde haftada 2-3 dersim var. Onlar da girip çıktıktan sonra yaklaşık onlar da 2 saat süresince akşam eve gelip yemek yiyorum. Ve tamamıyla dinlenme moduna geçip bir sonraki güne hazırlık başlıyorum açıkçası. Yani günün yarısından sonrası benim diğer güne bir hazırlık sürecim evet. olarak değerlendirebiliriz. Gerçekten çok yoğun bir süreç geçiriyoruz ama bunların hem manevi hem maddi karşılığını almaya çalışıyoruz. Tabii ki biz bu anlamda bu seneki elde ettiğimiz başarıdan sonra manevi değerini çok elde ettik. O yüzden bu anlamda da mutluyuz. Yani bir emek ortaya koyuyoruz, bir performans İnşallah ortaya koyuyoruz. İnşallah maddi olarak da karşılığı İnşallah. Gelecektir. Ben inanıyorum. Bu kadar o yüzden, büyük başarıların. Bayağı yoğun geçiyor açıkçası bir 24 saat. Evet. Bu arada hiç kupalarını, madalyalarını saydın mı? Açıkçası şu an yeni bir eve taşındık. Özellikle benim ailem bu anlamda çok hassaslar. Özellikle benim için ilk önce bir duvara bir ayrı bir dolap yapmayı planladılar. Sonra baktılar ki duvar yetecek değil. Bir alan yapmayı planladılar. Baktılar ki alan da yeterli değil. Artık bir oda, yine alacağımız evde açıkçası bir oda ayırmayı planlıyorum. Tabii ki bunlar güzel şeyler. İnşallah da daha çok madalyalar, kupalar kazanıp evet. o odayı doldururuz. Aslında onlara baktığınızda hani onların maddi bir değeri olmasa da manevi anlamda baktığınızda geçmişte neler yaptığınızın bir karşılığı oluyor. Özellikle biz Kıbrıs basında tabii sürekli yer aldığımız için çıktığımız aslında her gazeteyi, her dergiyi saklıyoruz ve şu an iki yatak altında bir gazete stoğumuz var. 2009 yılından 2012 yılına kadar şu an arşivlenmiş durumda. 2012'den 2018'e kadar şu an duruyor. Onun için sanırım ayrı bir antrenman programlanması gerekiyor onları arşivlemek ve jiplemek için. Ama tabii ki güzel bir anlamda hani bunları geri dönüt olarak baktığımızda güzel bir şey olduğunu, güzel bir şey yaptığımızı, ortaya güzel bir şey koyduğumuzu görüyoruz. Umarım birçok daha odalar dolusu da daha çok başarı elde ederiz. Evet inşallah. Evet. Hocam bu arada planlarınızda ileriki planlarınız nedir geleceğe evet. yönelik? Neler evet. var şimdi? Hangi müsabakalar, hangi yarışlar var? Evet, tabii biz ilk günden itibaren önümüzdeki süreçleri hep planladık. Kısa, orta ve uzun vadeli antrenman planları yaparak buradaki hedefleri oluşturduk. 2020'leri konuşuyoruz. Evet, 2020'leri şu anda hedef koyarak önümüzdeki 3 yılı, 2 yılı planlıyoruz. Tabii ki bu 2020'ye bakarken bu 2009'lardan gelen bir süreci kapsıyor. Biz tabii şu andaki kısa vadeli planlar dediğimiz planlar önümüzdeki yazı yani 2018'in yaz sezonunu atletizmde hedef koyuyoruz. Orada da hem Akdeniz oyunları
çok ciddi bir şampiyon olarak önümüzde duruyor. Ve yazın Ağustos ayında Almanya'da olacak olan Avrupa Şampiyonası. Yani bu iki yarış bu yazın önemli yarışları. Daha sonra 2019 yılında orta vadede diyebileceğimiz bir hedefimiz 2019'da Dünya Şampiyonası yine. Ve 2020 Olimpiyatlar Tokyo'da yapılacak olan. Tabii ki bunlar bizim için şu anda görünen zirve yarışlar gibi görünüyor. Buna uygun çalışmaları ve ara hedefleri de koyarak bu planlamayı doldurmaya çalışacak. Evet. Ben de kendime hedef olarak Tokyo'ya Olimpiyatları izlemeye hedef koydum. İnşallah birlikte çok oluruz. Doğru bir hedef. İnşallah. Yani hakikaten evet. Çok istiyorum böyle bir şeyi. Evet. Çok güzel olacağını düşünüyoruz biz evet, de inşallah. O tarihe gerçekten kadar. Gerçekten gurur duyacağım. Yani büyük bir onur. Evet, kesinlikle. Şimdi çok merak ettiğim bir şey var. 7/24 sporun içindesin, devamlı spor yapıyorsun, çok büyük hedeflerin var. Sürekli hedefler, sürekli hedefler. Peki hiç motivasyonun düşmüyor mu? Ya yeter artık arkadaş, bugün de bir şey yapmayalım. Of oram ağrıyor, buram ağrıyor, bıktım işte yan geldi, çamura battı falan yok mu hiç? Açıkçası onlar sporcunun veli nimeti diyebiliriz o ufak serzenişler. Orada da tabii ki antrenörün katı duruşu ve antrenörünüzle olan ilişkiniz devreye giriyor. Çünkü sonuçta bir hedef ortaya koyuyorsunuz ve o realistik dediğimiz aslında olay devreye giriyor. Çünkü onu yapmazsanız onun karşılığını alamayacağınızı biliyorsunuz. Ondan da ama tabii ki de her sporcu serzenişte bulunuyor. Fakat bulunsa da bunu yapmak zorunda olduğunu biliyor. Tabii motivasyon anlamında dediğim gibi biz hani ben özellikle ufak bir ülkede yaşamış olmamdan ötürü, sürekli göz önünde olmamdan ötürü, halk tarafından çok benimsenmiş olmamdan ötürü aslında beni bunlar destekleyen ve teşvik eden motivasyonlar. Diğer anlamda tabii ki ufak yaş gruplarından bir örnek olarak alınmış olmam. Bunların hem aileleri tarafından hem okuldaki öğretmenleri, müdürlerimiz, yöneticilerimiz tarafından bana dile getirilmesi, söylenmesi bizim için ayrı bir misyon olarak üstlenmiş olduğumuz bir misyon aslında bu. Bunun devamı için de çok çalışmamız gerekiyor. O yüzden bunun için de motivasyonumuzu hiç düşürmememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten aslında baktığınızda çok büyük hedefler planlıyoruz. Yani bir Avrupa Şampiyonası'na gitmek, 200 bin kişilik bir nüfustan bile sadece oraya katılmak bile bence çok büyük bir başarı. Fakat biz bunun üstesinden gelip orada final yerine tamamıyla madalya odaklı bir hedef ortaya koyuyoruz. O anlamda bunun getirilerini ve fedakarlıklarını yapmaya da hazır olarak biz bu hedefi koyuyoruz. Kesinlikle göz boyama amaçlı değil, gerçekçi konuşup biz bunları yapabilecek kapasitede olduğumuzu ve geçmiş yıllarda elde ettiğimiz başarılardan ötürü bunları zaten yapmış olduğumuzu söylüyoruz. O yüzden bunlar bizi teşvik eden ve ileriye götüren motivasyon kaynaklarımız diyebiliriz. Hocam motive ederken böyle var mı sürekli söylediğiniz bir şey? Evet, tabii Yiğitcan karakter olarak negatifi pozitife çevirebilen bir yapıya sahip. Yani bu çok önemli bir noktadır. Evet. Çünkü insanın hayatı her zaman iyi şeylerle dolu değildir. Yani iyi şeyler varken zaten motivesiniz. Sadece orada kontrol etmeniz gereken şey rahatlamamak. Ama işler kötüye giderken veya herhangi bir kötü durumla karşılaştığınızda, bir zorlukla karşılaştığınızda onu nasıl pozitife çevirip motivasyonel bir durum haline getiriyorsunuz? O çok önemli. Yiğitcan'ın bu noktada önemli bir artısı var. Zorluklara karşı kendini tekrardan olayın içerisinde bir aktör olarak devam ettirme noktasında kolay yol buluyor. Ben de o noktada o yolu ona konuya göre gösteriyorum, hatırlatıyorum. İşte hedeflerin nasıl kazanıldığına dair hatırlatmalar yapıyorum. Bunu da tabii artık elit bir atlet sonuçta ve birçok tecrübeye sahip. Bu tecrübelerini boşuna kazanmadı. Bu gibi durumlarda bu tecrübelerini ortaya koyması ve içsel motivasyonunu harekete geçirmesi gerekiyor. Bu hatırlatmaları yapıyoruz. Tabii ki onun da dediği gibi aramızdaki ilişkinin, tişiminin ve birbirimize olan inancın verdiği bir seviyede var. Bu noktada çok fazla konuşmamıza da gerek kalmıyor bazen. Yani küçük hatırlatmalar onun hemen motivasyonunun bir noktaya gelmesini sağlıyor. Ben memnunum yani antrenör olarak. Zorlamanın olmadığı noktada veya gerekli zorlamanın olmadığı noktada da gelişim olmayacağını evet. Bilinciyle optimal zorlamaları onun performansını iyiye götürecek şekilde planlıyorum. O noktada da memnunum yani onun geri dönüşlerinden. Evet. Hocam bir de bir sürü antrenör adayının idolüsünüz. Evet. Sonuçta
olimpiyat düzeyinde bir sporcunuz var. Hı-hı. Bu antrenör adaylarına ya da yeni antrenörlere ne tavsiye edersiniz? Evet. Bir kere antrenörlük sadece teoriden ibaret olmamalı. Evet. Yani teorinin pratikle birleşmesi ve daha da önemlisi, yani bunların birleşmesiyle birlikte önem taşıyan diyelim, karşınızdaki sporcu grubunun veya sporcunun özelliklerine paralel çalışmaları da yapabiliyor olmak. Bunun için çok ciddi bir altyapıya, bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. Bir kere sporcunun o noktadaki hem ruh halini hem de fizik halini anlayabilecek ve bunu planlayabilecek bir durumda olmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek de ciddi bir bilgi birikimi, dediğim gibi. Bilimi çok iyi kullanabiliyor olma, iyi bir planlama, iyi bir stratejist olabilme durumuyla paralel gidiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor yani. Hem kendi alanınızla ilgili, hem kendi alanınıza entegre edebileceğiniz diğer alanlarla da ilişki halinde olmanız, evet, gerekiyor. İletişim halinde olmanız gerekiyor. Bunlardan faydalanabilmeniz gerekiyor. Farklı spor branşlarının transferini kendi branşınıza veya o anki ilgi alanınıza transfer edebilmeniz gerekiyor. Bunlar çok çok önemli. Ama en önemlisi, yine de sözlerim içinde söylediğim gibi, çok çok iyi bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. Eğitim şart diyorsunuz. Eğitim kesinlikle şart. Ben tabii bunu hem normal eğitim süreçlerim boyunca hem de üniversite ve yüksek lisans doktora eğitimleri sırasında da olabildiğince geliştirip, olabildiğince fazla bilgiye sahip olup bunları planlama becerisini ve stratejisini göstermeye çalışıyorum. Antrenör arkadaşlara da bu noktada söyleyebileceğim şey, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, bilgiyi eğitimle birlikte harmanlayıp pratiğe çevirebilmeleri ve karşılarındaki sporcu veya sporcularla bunu kaynaştırabilir. Yani bilgi sahibisiniz ama sporcuyla bunu entegre edemiyorsunuz. Hedefe dönük bir yolu çizemiyorsunuz. O zaman onun da pek bir faydası olmuyor. Bunu çok iyi harmanlayıp hepsini birlikte hedefe gidebilecek en doğru yolu tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için de eğitim şart. Çok teşekkür ederim gerçekten. Beni kabul ettiniz. Başarınızın devamını dilerim. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet, görüşmek üzere diyelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.